Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir ay önce kadar yaptığım bir kitap alışverişini paylaşacağım. Hem hasta olduğum için hem de biraz böyle bekletmek istediğim için bu kitap alışverişi böyle 3 haftadır kenarda duruyor. Poşetinden bile çıkarmadım içini. Şöyle size göstermek için açıyorum şimdi. Hani hangi kitapları almıştım diye tekrar bir kontrol ettim. Şöyle paketinde. Yani çok az kitap aldım denilebilir aslında. Bunları da genelde böyle okuma gruplarında okuyacağımız kitaplar ya da işte kitap ağacının böyle hani buluşmalara gidince elimde bulunsun diye istediğim kitaplar oluyor. Onları almak için kullandım bu hakkımı da. Onun için her ay böyle 2-3 tane kitap almam gerekebiliyor. Hani bulunsun anlamında. O yüzden şöyle 7 tane kitap almışım. Bunlardan birincisi Jose Saramago'nun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabı. Bunu Hande'nin bir videosunda görmüştüm. Kısa sürede bitirdiği kitaplar videosuna eklemişti. Zaten Saramago okumaya körlük ve görmekle başlamak istiyordum aslında. Ama onlar şu an kitaplığımda hani belki ilk okuma için beni zorlayabilir diye düşündüm. O yüzden daha ince bir kitabını seçmek istedim. O da Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş oldu. Bilmiyorum bakalım Saramago için güzel bir başlangıç olacak mı? Bir diğeri ise İlber Ortaylı'nın son çıkan kitabını bayağı merak ediyordum. Zaten çıktığı günden beri sürekli alıntılar paylaşanlar işte içinde birçok kitap önerisi var, başka bilgi aktarımları var vesaire diye çok çok sosyal medyada da paylaşımlarını gördüm. Bende de olması gerekiyor diye düşündüğüm için İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler kitabını almaya karar verdim. Bu da Kronik kitaptan çıkmış. Merakla okuyacağım. Bir diğeri de yine bu ay Nisan ayında Kitap Ağacı Klasikler Kulübü olarak okuyacağımız Maxim Gorki'nin Ana isimli kitabı. Bunu da Can Yayınları'nın beyaz kapaklarından tercih ettim. Ben beyaz kapakları çok daha fazla seviyorum. Şöyle şurada görebiliyorsanız benim Can Yayınları rafım var. Orada böyle karışık gri kapaklar, beyaz renkli kapaklar vesaire. Keşke hepsi beyaz olsaydı. O yüzden son alacağım yani artık bundan sonra alacağım kitapların beyaz kapak olmasına daha çok dikkat edeceğim. Şöyle içinden bir de ayracı çıktı. Böyle ayracı çıkınca da çok daha fazla mutlu oluyorum. Bunu da yine Nisan ayında okuyacağım kitaplarda bahsetmiştim. Rus edebiyatının çok önemli eserlerinden birisi. Bunu da hep birlikte okuyacağımız için gayet keyifli olacak, verimli olacak diye düşünüyorum ama artık bir an önce başlamam gerektiği için bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğeri de yine Kitap Ağacı Bursa ile okuyacağımız Peyami Safa'nın Fatih Harbiye kitabı. Bu da yine çok kısa ama çok verimli, güzel bir kitap olduğunu duydum okuyan arkadaşlarımdan. Peyami Safa da ben yani ortaokuldan liseden beri okumuyorum. Epey oldu. O yüzden böyle uzun bir aradan sonra güzel bir okumayla geri dönüş yapmış olacağım Peyami Safa'ya. Bundan sonra da devam ederim diye düşünüyorum. Bu da isminden de belli olduğu gibi Fatih Harbiye iki kıta arasında olanlar işte biraz batılılaşma sancıları, Türkiye'nin yaşadığı batılılaşma durumlarıyla ilgili bir analiz içeriyor diye düşünüyorum toplumsal olarak gözlemlerini belirttiği Peyami Safa'nın. Bir diğeri ise böyle uzun zamandır merak ediyordum. Hatta sizlerden birisi önermişti. Sonra bir kitap evinde gördüm. Sonra dedim ki bu bir işaret herhalde bunu almam gerekiyor. Sonra bir arkadaşım da önerdi bana evet çok iyi diye. Donald Walsh'un Tanrı ile Sohbet Alışılmadık Bir Diyalog. Bunu gerçekten çok merak ettim. Bireysel gelişim ve ruhsal gelişim kategorisinde yer alıyormuş. Bunun devamı da var sanırım ama bakalım ilkini beğenirsem devam edeceğim. Son kitabım da Toni Morrison'un En Mavi Göz kitabı. Bunu biraz yayın evinden dolayı utanarak kaldırıyorum böyle Sel Yayıncılık. Aslında ben Sel Yayıncılığı çok çok severek okudum bu zamana kadar.
Ama son çıkan, ben bu alışverişi yaptıktan sonra oldu, böyle bazı haberler duyduk. İşte Ferit Edgün'ün kitaplarına ya da bazı kitaplara Nepotizm. korsan bandrol bastığı ile alakalı gerçekten doğru bir haber olduğunu öğrendim sonrasında ve bandrollerimi kontrol ettim Sel Yayıncılık'tan. Hatta bir tane kitabım benim maalesef korsan bir bandrol çıktı. O da sevilen kitabı. Onu da çok severek okumuştum. Size de göstermiştim, yine Toni Morrison'undu. Hatta 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel kitaplarda bahsetmiştim. Orada dedim ki ben niye Toni Morrison'u daha fazla okumuyorum diye. O yüzden böyle listeme eklemiştim, En Mavi Gözü de Sel Yayıncılık'tan. Ama umarım yayın evlerimiz daha bilinçli bir şekilde, daha duyarlı bir şekilde çalışmalarına devam ederler. Çünkü biz severek takip ettiğimiz kitaplarını aldığımız yayın evlerinin böyle kötü haberlerle karalanması gerçekten hiç hoş olmuyor gözümüzde. Yani hiç güzel bir gelişme olmuyor maalesef. Yani umarım diğer yayın evleri bunlardan ders alır diye düşünüyorum. Bir de bundan önceki bir alışverişimde Better World Books'tan ben kitap almıştım. Ayn Rand'ın kitaplarıydı. İki tanesi gelmişti. Bir tanesi de yoldaydı. Onu göstermek istiyorum size. Yine Ayn Rand'dan Anthem kitabı. Ego Anthem diye de geçiyor bunun Türkçesi. Sanırım o şekilde. Bu İngilizce olduğu için ve şöyle, kitabın içinde eski basımından düzeltmeler de var. Ayn Rand'ın yaptığı düzeltmeler sanırım bunlar. Merakla okuyacağım. Yani gerçi birçok kitabı var şu an elimde. Hayatın Kaynağı'nı okumuştum. Şimdi Yaşamak istiyorum kitabını okuyorum. O tam böyle hani beklediğim gibi değil aslında. Biraz fazla uzatılmış gibi düşündüm. O yüzden ikinci bölüme gelince diğer kitaplarıma geçmek istedim. Çünkü 700 küsür bir sayfası var. O yüzden onu da yine tabii ki Nisan ayında okuduklarım videosunda umarım paylaşırım sizinle. Benim aldığım kitaplar bu şekildeydi. Böyle Nisan ayında minicik bir kitap alışverişi diyelim. Çünkü kargo fiyatını da aşmak için böyle hani ben ekledim aklımda olan kitapları. Aslında bu alışverişi yapmamın en büyük sebebi Fatih Harbiye ve Maxim Gorki'nin ana kitabıydı. Buluşmalara götürmek için yanımda kitaplarım olsun istiyorum. Öyle daha çok hoşuma gidiyor. Siz alışveriş yaptınız mı ya da son dönemlerde hangi kitapları aldınız? Benimle paylaşırsanız sevinirim ve kitap önerilerinde bulunursanız da o aralardan seçmek çok hoşuma gidiyor. Beni memnun edersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.